Birinci büyük engel, yani İslam'ın anlaşılmasının önündeki en büyük engel, böyle sırıkla bile aşılması, atlanması zor bir engel. Bütün İslam alemine, Filipinler'den Fas'a kadar herkese hakim olan bir anlayış var. Biz Kur'an'ı anlamayız anlayış. Bu bizi öldürüyor. Öldürmüş. Yani bir uçtan bir ucu öldürmüş. Bir ümmet akıllısı akılsızı, okumuşu okumamışı, kadını erkeği, cümlesi bu kanaata sahipse ne olur? Anlayamayacağı kitabın üstüne düşer mi? Anlayayım diye okur mu? Yok. Daha başından inanmış ki anlamayız. Okusak da anlamayız. Öyleyse bırak gitsin. Ne yapıyor? Atamıyor da, güya atmamış oluyor, duvara asıyor. Duvardaki şey kalkıp senin kafana sinek gibi bilgi gelecek değil mi? İlmin arkasında koşarsan yakalarsın, kelebek yakalar gibi. Yoksa sinek gibi kendinden uçup gelip kafaya konmaz bilgi. Konur mu? Konur mu? Konar mı yani? İki, peygamberi olağanüstü bir varlık saymak. İkinci büyük engel. Yani normal insan değil, normalin üstünde insan üstü. Bir bakıma yarı ilah gibi telakki etmek. Kesinlikle Müslümanların İslam'ı anlamasının önündeki engellerin ikinci büyüğü bu. Böyle olunca, yani Allah'ın elçisini böyle gören insan onu kendine örnek edinemiyor. Niye? Ben kimim, o kim ya? Benim ona benzemem. Mümkün mü kardeşim? Yani adama ayet söylüyorum. Ya ben kim? Kur'an'ı anlamak kim diyor. E peki Resulullah böyle yapmış. O peygamberdi diyor. Ben peygamber miyim? Daha bir daha aşağı basamağa düştük mü? Peki Ömer, Ebu Bekir... Onlar sahabe-i kiramdı kardeşim ya. Onlar kim, biz kimiz ya? E peki daha aşağı İbrahim Nehai bilmem diye Ebu Hanife. Onlar 110 ilmi bilen bilmem mulemaydı. 3 milyon hadis sıfsındaydı. Biz kimiz o kim? Derken düş aşağı, düş aşağı mahallenin imamına kalıyoruz. Ona kalan da dona kalıyor. Yalan mı? Evet. Açık açık halk diliyle konuşuyorum. Anlamayacak adam var mı? Avukatı da anlar, demircisi de anlar. E tabii. En örnek alınmayacağı örnek alırsan senin de bilmem ne neren çamurdan çıkmaz yani. Çıkmıyor işte. Böyle şey olur mu ya? Kaldı ki o kitap, yani Kur'an, Resulullah için diyor ki bizlere, beyler, onda sizin için, o kim? Resulullah. Onda sizin için güzel örnek var diyor. Usvetül Hasene. E peki biz ne yaparsak yapalım onun gibi olamayacağız diye bir kanaata sahip olursak ondaki bizim için güzel örnekleri alabilir miyiz? Ona benzemeye çalışabilir miyiz? Yok. İpin ucunu bırakırız. E bırakmış da zaten ümmet dünyanın bir ucundan bir ucuna bırakmış. Bıraktığı için de kaya kuyusuna düşer gibi paldır küldür hala yuvarlanıyoruz.